Evet. Hadi bakalım seyircimize. Geçenlerde oğlum bana sordu. Çok ilginç geldi bana. Onu paylaşayım. Dünya diyor yaratıldığı an diyor. İlk ağaçlar mı yaratıldı diyor. Ben şaşırdım çünkü hiç bilmiyorum. O yüzden böyle bir şey var mı? Onu merak Çocuklarımızı, bu çocuklarımızı ne yapacağız? Öyle sorular soruyorlar ki işte bazen tabii. kalıyoruz böyle. İşte onun için İnsandan önce anne, ağaçlar mı yaratıldı? tabii onun için anne baba önemli. Çok. Anne baba evladın bilgisinden geri kalmamalı. Geri kalmamalı. Onun için de anne baba da okumalı. Çocuklar gidiyorlar, okuyorlar. Çocuklar internetle, geçen bizim Nazif Gürdoğan hocayı dinledik de bir programda efendim. Ben bir şey söylediğim zaman diyorum, Maltepe Üniversitesi'nde hoca. Ben bir şey söylediğim zaman hemen önünde bir cebi var diyor. Cep var önünde, cep telefonu. Hemen oradan benim söylediğim şeyi buluyor. Hocam sizin söylediğiniz Afrika'nın filan yerinde değil, peşmeken yerinde bulunuyor diyor bana. Şimdi biz bu devre geldik. Ne kadar fen ve teknik ilerlerse kızım, din o kadar kendini Kendini gösterir. gösterir. Doğru. Kendini. Ama dindar insan bu işin neresindedir? Anne baba bu işin neresindedir? Adam sabahtan akşama kadar yorgun, argın, çalıştı, uğraştı, didindi, efendim geldi. O gelince çocuk hemen sevindi, koştu, kucakladı. Baba ne olur parka gider miyiz? Yorulmuş adamcağız ama gidemeyiz oğlum da diyemedi. Diyemiyordu. Heh. Hemen önünde bir şey vardı, dünya haritası vardı. Aldı onu eline, yırttı, etti, tuttu, ince ince yaptı onu parça parça. Çağırdı oğlunu, oğlum gel. Şu dünya haritasını bir araya getirdiğin gibi seninle parka gideceğim dedi. O hesap etti ki bir dünya zaman lazım bana. Çocuk baktı ki o dünya haritasının arkasında bir resim var. O resme göre haritayı 5 dakika içerisinde bir araya getirdi. Buyur baba dedi. Nasıl olur? Vallahi dedi baba, insanı düzelttim, harita düzeldi. İnsanı düzeltirsen dünya düzelir. İnsanı düzeltirsen aile düzelir. İnsanı düzeltirsen sokakta 85 yaşında kadına yumruk atan ahlaksız adam olmaz. Çok haklısınız. Olmaz. Peki, Evet. Allah önce ağaçları mı yarattı Ha, sorusunun şimdi cevabı? geldik oraya. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesine göre Hazreti Adem aleyhisselam diyor ki ben yaratıldığım zaman baktım onun nurunu gördüm diyor. Hı. Yani Hazreti Peygamber'in nurunu gördüğünü söylüyor. Muhtelif kitaplarımızda bu var, bu iddia. Ve nedir bu ya Rabbi deyince de o gökte Ahmet, yerde Muhammed'dir dedi diyor. Şimdi güzel de bir kelamı kibar vardır da onu hadis diye zikreder bizim bir kısım kaynaklarımız ama kaynağı yok onun, hadis değil. Levlâke levlâk lema halaktul eflak. Habibim sen olmasaydın ben bu alemi yaratmazdım diyor Allah Teala. Onun için Allah Teala dünyayı bir suyun üzerinde yarattı diyor bir kısım kitaplarımızda. Hazreti Adem de onun nurunu yarattı önce diyor ama dünya olmasa ağaç nereden olacak? Tabii. Evvela arşı yarattı, ondan sonra diğerlerini yarattı. Evet. Ümit ediyoruz bu anneye de bir Tabii. Yani şimdi ben buradan yol açmış olur bu sorunun saygıdeğer cevabı. seyircilerimize bir daha söyleyeyim. Bak kızım ne olur bana müsaade et. Azıcık, azıcık müsaade et ne olur bana. Heh. Şuna bir bakar mısın kızım? O ne hocam? Keloğlan. Keloğlan. Bu bir hikaye kitabı. Şunu bir göster. Senin şeyinden daha çabuk güzel alıyor o. Heh. Onu bir göster. Ne bu? Keloğlan. Bu Keloğlan bu. Tamam yeter o kadar. Yeter o kadar. Niye? Ya yeter işte ha. Orada bir yazı var, o yazı gözükmesin istiyorum. Eyda. Hep göster diyorsunuz, hep gösterme Yazı diyorsunuz. gözükmesin, ben yazıyı görmedim ki. Tamam. Şimdi bu Keloğlan bir hikaye kitabı. Tamam. Tamam mı kızım? Evet. Hem de Keloğlan Ak Ülke. Çocuk hikayesi bu. Bu çocuk hikayesinde Hızır Aleyhisselam'ı ırz düşmanı olarak gösteriyor. Aa. Evet. Hızır Aleyhisselam'ı ırz düşmanı olarak gösteriyor. Bizim saygıdeğer insanlarımız çocuk hikayelerini alıyorlar, kendileri okumadan çocukların önüne koyuyorlar. Kendileri okumadan çocukların önüne koydukları için de çocuklar yanlış bilgilere saplanıyorlar. Onun için de çocuklarımıza hikaye kitabı alıyor isek Çok dikkat önce etmemiz kendimiz lazım. okuyacağız, sonra çocuklara vereceğiz. Bir, iki, Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı'nın İslam Ansiklopedisi diye 44 ciltlik bir eseri var kızım. Bir ömürlük bu.
40 senede meydana geldi bu. Tayyar Altıkulaç Hoca sağ olsun. Onun ellerinden öpüyorum. Onun ve arkadaşlarının eseridir. Bunu internete yüklediler kızım. Bak, bir daha söyleyeyim. Türkiye Diyanet Vakfı ile Diyanet İşleri Başkanlığı'nın ortaklaşa yaptığı İslam Ansiklopedisi. Tamam. İslam Ansiklopedisi Türkiye'de iki tanedir. Biri marifindir. Tamam. Fransızcadan tercümedir. Biri de teliftir. Bizim yaptığımızdır. Teliftir. Peki. 44 cilt efendim internette yüklü. İslam Ansiklopedisi, Diyanet İslam Ansiklopedisi'ne girdiğinizde orada her şeyi bulma imkanınız ne var. Ne güzel, bak işte. Onun için saygıdeğer seyircilerimiz azıcık da ben bakıyorum bazı hanımlara efendim oyun oynuyorlar. Gözün kör olmasın, senin oyunla ne işin kalmış? Hayat seni oyun haline getirmiş zaten ya efendim. Ama çocukluğumuz var ya, çocukluğumuzda bastırılmış duygularımız bir şey demedim. Gözün kör olmasın. Oyun dedin. Oyun ama olmasın diyor, bak olsun demiyor. Oyun oyna ama namaz ihmal etme. Hadi sorularımıza geçelim. Evet, hadi söyle bakayım. Hadi kızlar, kurtardım sizi. Kurtardın ki lan kurtardın.